Merhabalar, Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere katmer poğaça tarifi vereceğim. Bütün malzemeleri hazırladım, hemen yapımına geçelim. İlk önce malzemeleri sayıyorum size. 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tane yaş maya, kuru maya da olur. 2 yemek kaşığı kullanın ya da 1 paket. 1 tane yumurta sarısıyla beyazını ayırdım. Sarısını üstüne süreceğiz. Beyazını da hamurun içine koyacağım. 1 tatlı kaşığı tuz. Aralara sürmek için yumuşak tereyağı. Ve içine koymak için de beyaz peynir. İsteyenler çikolata da yani Nutella da koyabilirler. 4 su bardağı da un eledim. Bakalım ne kadar gidecek. Zaten yoğururken göreceğiz. Şimdi hemen yoğurmaya başlıyorum. Elimde yoğuracağım yine sizler için. Evet, mayamı koyuyorum tabağa. Şu şekilde dağıldığı zaman bilin ki maya taptazedir. Ama eliniz böyle yapış yapışsa o maya bayatlamıştır. Ne kadar güzel yaparsanız yapın, maya bayatlamışsa kesinlikle kabarmıyor. Mayalanmıyor hamur. Şimdi sütümü de, ılık olan sütümü de koydum. Şekerimi de koyuyorum. İlk önce bunları bir karıştırayım önce. Mayayı eritelim. Elim temiz, merak etmeyin. Ben elimi yıkıyorum ama oraları tabii göstermiyorum. Uzun sürmesin diye gidiyor. Şimdi mayayı erittim. Yağımı ilave ediyorum. Yumurta beyazını da. Tekrardan elimle karıştırıyorum önce. Hepsi birbirine girsin. Şimdi tuzumu da katıyorum. Ve artık tuz da eriyince şöyle karıştırdım. Ve unumu artık yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. 4 su bardağı var demiştim. Eledim. Ama şimdi ne kadar gerekir? Tahminimce 3 su bardağı kesin gider de artarsa ölçerim. Ne kadar kalmış diye söylerim. Hem koyuyorum hem yoğuruyorum. Kesinlikle birden koymayın. Her zaman hamura yedire yedire unumuzu yoğuralım. Evet. Devam edelim. Buraları kesmiyorum. Çünkü her anını görmek istiyorsunuz. Ama videoda uzun oldu demeyin. Şimdi video uzun olmasın diye bazı yerlerini mecbur hızlandırıyorum. Ama her hamur yoğururken de püf noktaları görmek istiyorsunuz. Şimdi hiçbir şekilde kamerayı kapatmadım. Evet. Hissede hissede unumu koyuyorum. Tahminimce bu un yetecek gibi, bakalım. Tamam. Şimdi bu kaptan alacağım çünkü rahat hareket edemiyorum. Çalıştıramıyorum hamuru. Şöyle bir çekelim. Şöyle un serpiyorum. Şimdi yoğuruyorum yine. Aynı şekilde. Ben hamuru bu şekilde yoğuruyorum. Yani tezgaha alıyorum ve bu şekilde kıvamını veriyorum. Tahminimce bu un yeter. Artık un koymayacağım. Çünkü yumuşak olması lazım hamurumuzun. Bakalım ne kadar kalmış. Yarım su bardağı kadar kalmış. Daha az attı ama ölçeceğim, size göstereceğim. Şimdi hiç un katmadan artık bu şekilde 5-10 dakika yoğuracağım. Evet, hamurum oldu. Tam 5 dakikadır bu şekilde yoğuruyorum. Hiç başka bir şey yapmadım. Un katmadım. Hiçbir şey yapmadım. Ve hamurumun yumuşaklığı, kıvamı çok güzel. Oldu artık. Tamam. Şimdi kabıma koyuyorum. Üstünü kapatıyorum. Ve yarım saat, bir saat gibi bekletiyorum. Yani iki katına çıktığı zaman olmuştur. Ilık bir ortama koyuyorum. Şimdi unumu ne kadar arttı bir bakalım. Size ölçüyü vereyim.
bardağından bir parmak eksik. Yani 3 su bardağı, 3,5 su bardağı dolu dolu kullanın. 3,5 su bardağını dökün, yoğurun. Bir yemek kaşığını da serpip onunla yoğurun. Aynen öyle olmuş bende. Tamam. Artık 1 saat bekliyoruz mayalansın. Evet, hamurum mayalandı yeteri kadar. İki katına çıktı. Şimdi hemen hamurumu şöyle bu şekilde havasını alıyorum ilk önce. Kaptan alıyorum. Ve şu şekilde uzunlamasına yapıp 10 eşit bezeye böleceğim hamuru. Mandalina büyüklüğünde olsun. O eşit bezeye böldüm. Şimdi oklavayla hemen 5 böyle 5 böyle yapacağız. Şimdi açacağım tabak büyüklüğünde ve yumuşak olan tereyağımı aralarına süreceğim. Bu şekilde kat kat olacak. Yağda sürdüğümüz için birbirine yapışmayacaklar. Evet, bu kadar yeter. Küçük açıyoruz. Ve yumuşamış olan tereyağımı eritebilirsiniz. İsteyenler eritebilir. Böyle sürüyorum fırçayla. Her yerine gelecek şekilde. Hemen diğerini de açıyorum. Ve üstüne koyacağım. Yine yani 5 tane 5 tane ayrı ayrı yapacağım. Hemen diğerini de üstüne koydum. Tekrar yağ sürüyorum. Çok büyük açmanıza gerek yok. Zaten birazdan açacağız. Fırçanın ucu çıktı. Tamam. Şimdi hepsini yapıyorum. Evet, 4 tanesini aynı şekilde yaptım. En üstündekini de koyuyorum. Ve en üstüne yağ sürmüyoruz. Şöyle hafif elimizle bastıralım. Ve bu şekilde bir kenarda hamurumu bekletiyorum. Şimdi diğer 5 taneyi de aynı şekilde yapacağım. Şimdi de ilk yaptığımızı alıyorum. Tekrardan elimle şöyle biraz büyütüyorum. Şimdi merdaneyle yavaş yavaş çok bastırmadan açıyorum. Evet, büyüttüm. Yeterli. Şimdi kesiyorum. Bu şekilde. Beyaz peynir koyuyorum geniş tarafına. İsteyenler maydanoz da ekleyebilir peyniri. Ya da Nutella sürebilirsiniz. O da güzel oluyor. Hatta ben şu an bir tanesini diğer bezeyi Nutella'lı yapmayı düşünüyorum. Evet, hepsine koydum. Bu şekilde şimdi alıp sarıyorum. Öyle sıkmıyoruz. Kenarlarını bastıralım ve geniş şekilde böyle yapıyorum. Sıkı sıkı sarmayalım lütfen çünkü kabaracak ve ara katlar ortaya çıkacak.
şöyle. Tepsiye koyacağım. Tepside de yarım saat mayalandıracağım. Bekleyeceğiz yani. Ondan sonra 200 derecede ısınmış fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Tabii fırına vermeden önce yumurta sarısı sürmemiz lazım. Evet, iyice kabardılar katmer poğaçalarım. Şimdi dikkatlice mayasını indirmeden yumurta sarısını sürüyorum. Evet, poğaçalarım pişti. Tam 20 dakika tuttum. Alt üstü güzelce kızardı. Yeterli. Dokusunu göstereyim. Yumuşacık, bu çikolatalı olan. Ara ara şeyleri görüyorsunuz, kat kat. Katmer şeklinde. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Daha çok tariflerime ulaşmak istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.